konuşuyoruz. Projemizin çeyrek finalindeyiz. Birinci aşamayı kat ettik arkadaşlar. Şu an ikinci aşamadayız. Ayrıca ikinci aşamayı da kat ettikten sonra yarı final ve final. Biz Sayın İlçemi'yle ilgilenmiş Nuri Seyler'in efendiyle bu projemize başlarken projemizin bu kadar tutacağını sizler arasında ve ilçemiz bazında bu kadar heyecan uyandıracağını açıkçası tahmin edemiyorum. Her geçen münazaralardan sonra sizlerden gelen dönütler hakikaten bizim çalışma azimimizi daha da arttırıyor. Bu anlamda sizlerle ilgili yapacağımız ve yaptığımız projeler katlanarak daha fazlalaşıyor. Oradan şimdiden söylemekte yarar buluyorum. Değerli arkadaşlar, belediye olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber dün bir kampanya başlattık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz sanırım dün yarın size bir toplantı yapacak sayın lise müdürlerimizle. Kitap okuma yarışması. Geçen sene Siyer kitabımız vardı. Sadece Tuşba ilçemizdeki lise öğrencilerimize yönelik bir program, bir uygulamaydı. Bu sene kapsamını biraz daha genişlettik. İpek Yolu ve Edremit ilçelerimizin İmam Hatip liselerini de işin içine kattık. Hediyelerimizin sayılarını biraz daha arttırdık. Kapsamını biraz daha genişlettirdik. 4 Mayıs'ta yapacağımız sınavla birlikte alacağınız ödüllerle inşallah çok daha güzel projeleri uzatacağız Allah'ın izniyle. Bu projemizle ilgili arkadaşlar çok kısa bir şekilde İlçemiz Eğitimimiz müsaade ederse ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bu projemizle ilgili temel mantıklarımız arkadaşlar, temel amacımız siz değerli öğrenci kardeşlerimizin toplum karşısına çıkarken fikirlerini çok rahat bir şekilde ifade edebilmeleridir. Bakın bugün toplumdaki en büyük hastalıklardan bir tanesi insanların toplum karşısına çıkıp konuşabilmektir. Aslında çok çok dolu olan insanlar var. Fikir anlamında çok böyle bilgi olan insanlar var. Ancak fikirlerini ve bilgilerini insanlarla paylaşmak, bir ortamda, bir toplum karşısında konuşmak hakikaten zor bir iştir. Bizim asıl niyetimiz budur. Öğrencilerimizin toplum karşısında fikirlerini ve düşüncelerini güzel bir şekilde ifade edebilmektir. O utangaçlık, sıkıntılık duygularını arka plana itebilmesidir. Bir diğer amacımız ise arkadaşlar, burada bir arkadaşın söylemiş olduğu bir fikri diğer arkadaşın nezaket programı içerisinde yürütebilmesidir. Bakın geçen gün İçeride Eğitim Müdürlüğü'yle beraber üniversitede bir toplantıdaydık. Bir öğretim görevlimiz abimiz var. Fuat Tanan Hoca, doçent oldu. Münazara konusu diyor çok zor. Yani münazarada galip gelen okul o konuyu çok iyi bildiğine dolayı değildir arkadaşlar. Bakın yapılan bir münazara yarışmasında sütü mü rengi sayın müdürüm yoksa yoğurdu mu rengi mi? Biri siyah demiş, biri beyaz demiş, siyah diyen kazanmış. Burada bizden fazla argümanlar için içerisinde gidiyor. Bir diğer konu arkadaşlar, burası münazara müzakere etmektir. Tartışmak değildir, hakaret etmek hiçbir şekilde değildir. Burada hem öğrencilerimiz birbirleriyle kaynaşıyor, birbirlerimiz birbirle kaynaşıyor. En önemlisi bizden sizlerle hem var oluyor. Temel amacımız, mantığımız budur. Umarım çeyrek finalde de yine aynı şekilde 8 tane okulumuz yarışacak. Hepsine burada huzurlarınızla başarılar diliyoruz. Fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Münazaramızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bakın sağ olsun Nuri Bey ne kadar güzel ifade etti. Şu belediyesi belediye başkanımız doçent doktor Fevzi Özgökçe Bey ve ekibi her zaman bizim yanımızda değerli arkadaşlar. Söz konusu okullar olunca bizim yanımızda. Söz konusu eğitim öğretim olunca bizim yanımızda. Söz konusu öğrencilere kitap dağıtımı ve benzeri yarışmalar, faaliyetler, programlar olunca sağ olsunlar. Burası bir okul, sizler öğrenciler, öğretmenler bizim işimiz ama sağ olsun arkadaşlarımız da bize destek veriyorlar. Geçen yıl 8000 adet kitap dağıtıldı Kuşba'da. Dün startını Canik Çok Programlı Lisesi'nde verdik. Yine bütün öğrencilerimize çok güzel bir kitap dağıtıldı, dağıtılıyor. Keşke Nuri Bey'in teknik manada ne güzel ödülleri olduğunu, ne kadar anlamlı ödülleri olduğunu hani söylemiş olsaydı. Umre ödülleri var. Size bırakmış. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bakın
6 adet telefon var. Ellemeli hem de, akıllı telefon. 8 adet bilgisayar var. 2 kişiye, 2 kişiye mi? Nasıl oluyor? Hayır. İstanbul gezisi var. Bir dereceye. Sonra bisikletler dağıtılıyor, çeyrek altınlar dağıtılıyor, kitap setleri dağıtılıyor. Valla size razıyorsunuz, daha biz ne isteyelim size? Teşekkür ederiz. Ve Umre ödülü var. Biz orada belediye başkanımıza dedik ki, ya başkanım bu kitabı biz de okuyalım. Bu yarışmaya biz de dahil olalım. Belki biz de Umre'ye geliriz. Olmaz dedi bu öğrencilerimiz. Şimdi Nuri Bey az önce konuşmayla alakalı değindi arkadaşlar. Bu yarışmaları niçin yapıyoruz? Asıl amacımız ne? Peki nasıl konuşmalı arkadaşlar? Bakın, nasıl konuşacağımızla ilgili anne babalarımız, öğretmenlerimiz, değerlerimiz, geleneklerimiz, toplumdaki normlar bunu bize anlatıyor değil mi? Biz aslında bunu biliyoruz. Bakın, ayrıca Kur'an-ı Kerim'de nasıl konuşmamızla ilgili çok güzel ayetler. Bunu okuyanlarınız, inceleyenleriniz varsa mutlaka bilirler. Kibarca konuş diyor. Ali İmran suresinde gerçeği konuş diyor. Konuşurken gerçeği konuş diyor. En'am suresinde adaleti konuş diyor. Ve zarifçe konuşmayı emrediyor Yüce Allah İsra suresinde. Dürüstçe konuşmayı emrediyor yine İsra'da. Bakın nazikçe konuşmamızı emrediyor. Peygamberimizin hayatını okuyan öğrencilerimiz bilirler. Peygamberimizin nazikçe konuştuğunu görecekler. Ve konuşurken Taha suresinde bizim yumuşak dilli konuşmamız gerektiğini söylüyor. Bakın birazdan arkadaşlarımız burada bir münazara yapacaklar. Hani az önce Nuri Bey de söyledi. Hatta mecliste bile bazen insanlar konuşurken hava kırıcı konuşanların ne kadar farklı göründüğünü görürsünüz. Ya da çok haklı bir konuda bile anneniz, babanız ya da birileri size bir şeyi anlatırken kaba ve kırıcı konuştuklarında ne kadar üzüldüğünüzü bilirsiniz. Ben bu faaliyetlerimizin, bu etkinliklerimizin güzelliklere, iyi bir iletişime, düşmanın büyümesine vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ünlü filozof ve şair Halil Cibran diyor ki, ve bir astronomi bilgini bize zamandan bahsettirdi. Ve o cevap verdi. Ölçüsüz ve ölçülemeyen zamanı ölçebileceksiniz. Davranışlarınızı ayarlayacak ve hatta ruhunuzun rotasını saatlere ve mesafelere göre yönlendirebileceksiniz. Bunu siz yapacaksınız insanoğlu. Zamanı kıyısında oturup akışını izleyeceğiniz bir nehir haline getireceksiniz. Sayın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, değerli öğretmenlerim ve çok sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Tuşbağ'da Fikirler Konuşuyor projesi kapsamında bize kendinizi ve fikirlerinizi özgür bir şekilde beyan etme hakkını tekrardan hatırlattığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Biz Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi olarak insan zamanı yöneticisini savunuyoruz. Zaman, insanın duyu organlarıyla algılayamadığı felsefi, psikolojik ve sosyolojik yönleri olan bir olgu ve gerçektir arkadaşlarım. Dünyada herkese eşit olarak dağıtılan tek şey zamandır. Ve arkadaşlarım, bu durumda hiçbir ayrımcılık yapılmamıştır hiçbir insana. Ancak bu ayrımı yapacak olan insanın kendisi değil midir? Herkesin zamanı yönetme yetkisi vardır. Kişi bunu olumlu ya da olumsuz istediği şekilde kullanabilir arkadaşlarım. Siz isterseniz zamanınızın padişahı, isterseniz kölesi olursunuz. Hanginiz kölesi olmayı ister ki? Arkadaşlar, Yüce Allah'ın bize verdiği nimetlerin içinde en değerlisi zamandır. Ve onu kullanmamızı istiyor. Ve Yüce Allah bize diyor ki arkadaşlar, Araf suresinin 6. ayetinde bize sesleniyor. Ey insanoğlu diyor, kendilerine Resul gönderdiğimiz insanlara, Resullerinin çağrısına uyup ona göre amel edip etmedikleri hakkında elbette hesap soracağız diyor. Size verdiğimiz zamanın yönetme yetkisi verdik biz size diyor. İrade verdik, akıl verdik. Onun ilkeli sizin elinizdedir diyor. Bunu ayarlayacak olan sizsinizdir diyor arkadaşlar.
Ne diyor Peygamber Efendimiz? İki günü eşit olan aldanmıştır diyor. Bizim bugünümüz dünümüzden daha iyi olacaktır. Çünkü bizim böyle bir irademiz, yetkimiz vardır arkadaşlarım. Biz insanoğlu olarak ilk zamanlardan itibaren zamanı kendi kalemiz yapmadık mı? Rakamlar verdik, takvimler yaptık, onu kendi hayatımıza uyarladık. İnsanoğlu zamanı amaç olarak değil, araç olarak kullandı hayatında. Ve arkadaşlarım, belki bu sizde de vardır. Ama yine işlerim yetişemedim, bak yine zamanım gitti. Arkadaşlarım, unutmayalım, zaman hepimize eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Sabah uyandığınızda başucunuzda 24 saat görürsünüz. Ve bu her insanda vardır. Ve şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Çevremizde bu zamandan yakınan insanlar zamanlarını en kötüye kullanan kişilerdir. Ve zamanın kısıtlığından genelde zaten onlar şikayet ederler değil mi? Ve arkadaşlar, ama şunu göz ardı etmeyelim. Onlar zamanın kısıtlığından şikayet ediyorlar ama Pasteur, Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de 24 saati vardır. Peki bu insanları diğer insanlardan ayıran şey neydi? Onlar zamanın kölesi değil, efendisiydiler. Çünkü onlar kendilerine verilen bu yetkiyi, bu iradeyi kullanmayı bildiler arkadaşlarım. Bu bizde de vardır. Mesela çok uzaklara gitmeyelim. Sabah uyandığımızda böyle kendimize bir yapacaklar listesi ayarlarız değil mi? Ben bugün bunu yapacağım, bunu yapacağım. Siz yaparsınız ya da yapmazsınız. İnanın bu size kalmıştır arkadaşlarım. Zamanınızı yetiştirmek sizin iradeniz içinde olan bir şeydir. Ve arkadaşlarım, unutmayalım ki her şey için bir zaman vardır. Zamanın kısıtlığından şikayet etmeyelim. Zamanı kendi hali, zamanın kölesi olmayalım. Çünkü zaman zaten bizim elimizdedir. Yüce Allah onu bize verdi. Bizim nimetimizin ve bahşetti nimetlerin içinde en iyisidir zaman. Ve arkadaşlar, bir kelebek ayları değil, anları hesaplar. Ve yeterince de zamanı vardır. Çünkü zaman hiçbir zaman insanın yöneticisi olmamıştır. İlk zamanlardan itibaren. Çok uzaklara gitmeyelim arkadaşlarım. Mesela bugün burada bize konuşmamız için 5 dakika verildi değil mi? Bunu nasıl yöneteceğimiz bizim elimizde değil midir? İnanın bugün bunu kullanan 7 dakika da olsa, 10 dakika da olsa etkili bir şekilde kullanacaktır. Ve arkadaşlarım, şuna da değinmek istiyorum. Sayın Muhsin Ceylani, bugün sizin burada bu mevkide olmanız, zamanınızı etkili, değerli bir şekilde kullanmanızın sonucu değil midir efendim? Ey zaman! Ya sana büyük zaferler bahşedeceğim, ya da seni hiç yaşanmamış farz edip buralardan gideceğim diyor. Ne de güzel bir şair değil mi? Zaman bizimdir. Gün de bizimdir, zaman da bizimdir. Ne diyor Mustafa Kemal? Benim tüm ümidim gençliktedir diyor. Çünkü o zamanını kullandı, gençliği de kullanmasını istiyor arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, değerli jürim, saygıdeğer öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Sizleri okulumuz öğretmen ve öğrencileri adına saygıyla selamlıyorum. Zamanın tanımı Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük'te şöyle verilmiştir. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre yani vakit. Tekrar söylüyorum. Geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu. Burada insanın zamanı yönetine dair bir tespit var mı arkadaşlar? Bir işin, bir oluşun dostlarım, bizden tanımını verdiğimiz kavramın yani zamanın insanı yönettiğini düşünüyoruz. Dostlarım, zaman yönetiminin felsefesini biliyor musunuz? Hemen aktarayım. Zamanı yönetemezsiniz. Zamana göre ancak kendinizi yönetebilirsiniz. Zaman akıp gitmekten dolayı üzüyor. Hiç durmadan ve doğası gereği de durmamak üzere akıp gidiyor. Yani dünya güneşin etrafında döndükçe zaman da gelip geçmekte. Bunu durdurma imkanınız var mı arkadaşlar? Büyük düşünür Heraklit'in de dediği gibi aynı suda iki kere yıkanmak mümkün değildir. Yani hayatın temel kurgusu böyledir arkadaşlar. Zamanı ne durdurmak, ne geri getirmek, ne de ters çevirmek mümkün değildir. Can Yücel'in de dediği gibi ömür dediğin 3 gündür. Dün geldi geçti acısıyla tatlısıyla. Yarın meçhuldür.
bize bir daha yaşatabilir misiniz arkadaşlar? Şu hayatta üç şey geri alınamaz. Birincisi atılan ok. İkincisi ağızdan çıkan söz. Üçüncüsü ve en önemlisi geçen zamandır arkadaşlar. Zamanla anlıyor insan zamanın yönetilemeyeceğini. Ve insan zamanla acıya alışıyor. Arkadaşlar, insan zamanı kullanmayı bile zamanla öğreniyor. Zaman en kıymetli şeydir. Bir kez gitti mi sonsuza dek gider. Çok fazla zamanımız yok arkadaşlar. Yaşam çok kısadır ve çok hızlı uçar. Zamanı insan öldürüyor. Aslında tam tersi olduğunu bilmeden zaman insanı öldürüyor. Sizlere çok sevdiğim bir şair olan Behçet Necati Gil'in Sevgilerde adlı şiirinden bir bant okumak istiyorum. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkin didar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Şiirin özü sevgilerimizi erteleyip yarınlara bırakmamız. Çünkü bizler sevgimizi söylemenin acelesi olmadığını düşünürüz. Çünkü insan zamanı yönetiyor ya, hani sizler öyle söylüyorsunuz. O halde yıllar neden bu kadar çabuk geçiyor arkadaşlar? Sevgimizi erteleyip de söyleyemediğimiz insanlar olmadı mı? Elbette oldu. Çünkü zaman insanı öldürüyor ve elinden sevgisini söyleyecek fırsatı bile alıyor. Malumunuz insan ölümlü bir canlıdır. Ölüm kaçınılmaz bir sondur ve yaşamak insana tatlı gelir. Zamanı yönetebiliyorsak niçin erken yaşta ölüyoruz? Ömrümüzü uzatmanın bana bir formülünü söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Efendimiz Hazreti Muhammed 23 yılda İslam'ı yaymıştır. Ve İslam'ı yaymıştır. Peki ömrünün daha uzun olmasını isteyip İslam'ı daha uzun yaymak istemez miydi? Fakat zaman peygamberimizin de elini kolunu bağlamıştır. Arkadaşlar, ne demiş Saramago? Zaman kumar masasında karşımızda oturan öteki kumarbazdır. Ve bütün kartlar onun elindedir. Bizler ancak yaşam karşılığında o masadan bir şeyler kazanırız. Arkadaşlarım, insan zamanı yönetiyorsa niçin bu kadar zamandan şikayetçi? Zamanı siz yönetiyorsanız neden vaktim yoktu cümlesini kullanırız? Zamanı yönetebiliyorsak insana, sevdiğimiz insana neden seni keşke daha önce tanısaydım diyoruz? Ve arkadaşlar, insan zamanı yönetiyorsa neden eline geçen fırsatları kaçırıyor? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sözlerime başlamadan önce arkadaşlarımızın söylediklerine yorum yapmak ve sorularını cevaplandırmak istiyorum. Peki arkadaşlar, az önce zamanı değerlendiremediğinizi söylediniz. Zamanın bizi yönettiğini söylediniz. Şu an ne yaptınız? Size verilen 5 dakikalık süre içerisinde zaman mı sizi yönetti? Siz mi ya da siz mi konuşarak zamanınızı en iyi şekilde değerlendirerek zamanı yönettiniz? Arkadaşlar, ömür dediğin 3 gün ve bugünlere sen sahipsin demişti Can Yücel değil mi? Bu 3 günü değerlendiren, dün, yarın, geleceğe getiren kişi sen değil misin? Peki bu dünü sen iyi değerlendirerek, iyi yöneterek arkana baktığında evet ben iyi bir ömür geçirmişim. Gerçekten arkamda zamanı iyi yönetmişim, arkamda güzel şeyler bırakmışım deriz. Peki arkadaşlar, zaman çok hızlı geçti deriz. Çok nasıl geçti anlamadım deriz. Bunu özellikle yaşlarımızda çok duyarız değil mi? Peki arkadaşlar, öyle dediğimizde zamanı iyi yönetmemişizdir demek ki. Peki Mustafa Kemal Atatürk'e de verilmedi mi bu süre? Peki onun içinde zaman hızlı geçmişti evet. Ama bir arkasında neler bıraktığını, neler gördüğünüzü, her şeyi gördük. Peki arkadaşlar, biz size zamanı alıp avucumuzda nasıl yapacağız, alıp durduracağız demiyoruz. Bize verilen, Allah katında verilen sınırlı bir zaman var. Bu sınırlı zamanı nasıl değerlendireceğimizi, nasıl yöneteceğimizi, arkamızda neler bırakacağımızı söylüyoruz.
olmazdı. Neden geleceğe dair planlar yapıyoruz? Neden evet yarın bunu yapacağım diyoruz? Şimdi size tezimi destekleyecek bilimsel çalışmalardan ve araştırmalardan bahsetmek istiyorum. Tüm dünyada büyük yankılar uyandıran, insanlığın içerisinde yaşadığımız evreni anlamak konusunda ulaştığı en büyük başarılardan bir tanesi olan Albert Einstein'ın izafiyet teorisi. Bu anlayış 1900'lü yılların başında kabul görüldü ve defalarca ispatlandı. Zaman, mekana ve hareketin hızına bağlıdır. Yüce Allah, Meariç suresi 4. ayette şöyle buyurur. Melekler ve ruh, süresi 50 bin yıl tutan bir günde onu yükselip çıkarlar. Bu ayette yükselme, yani hız sırasında zamanın daha yavaş akmasına açık bir referans vardır. Yani arkadaşlar, zaman mutlak değildir. Özel göreliliğe göre zaman insanın zihnine ve hareketine bağlıdır. Zaman insanın zihnidir ve hissettiğidir. Zaman izafidir arkadaşlar. Peki şu an zaman hepimiz için aynı mı geçiyor? Elbette hayır. Gelin şunu bir örnek üzerinden gösterelim. Bir araba düşünelim arkadaşlar. Arabanın hızını ve geçen süreyi arabanın şoförüne, yanından geçen herhangi birine ya da karşıdan gelen bir arabanın sürücüsüne soralım. Hepsinden farklı cevaplar alırız. Ve ilginçtir ki hepsinin verdiği cevaplar da doğrudur. Özel zaman görelidir arkadaşlar. Zaman, mekana ve hareketin hızına bağlıdır. Yani zaman, insanoğlunun eylemlerine ve hızına bağlıdır. Peki bu da zamanın bizim esirimiz olduğunun bir göstergesi değil midir? Einstein'ın bu sallarını dikkate aldığımızda oldukça sıra dışı ve ürkütücü bir fenomen ile karşılaşıyoruz. Evet arkadaşlar, bu size biraz garip gelebilir. Şimdi, çok hızlı bir şekilde seyahat ederseniz veya yer çekiminin diğer gezegenlerden daha güçlü olan bir yere gittiğinizde zaman sizin için daha yavaş akacaktır. Diğer insanlara göre zaman sizin için daha yavaş akacaktır. Yalnızca kolunuzdaki saat değil, size ve çevrenize ait olan her şey yavaşlayacak. İlginçtir ki siz bunu fark etmeyeceksiniz. Peki arkadaşlar, dünya ile yer çekimi arasında büyük oranla bir gezegenle karşılaştığımızda zamanın mutlak olmadığını görmedik mi? Mutlak olmayan bir şey bizi nasıl yönetebilir arkadaşlar? Kolumuzdaki duvardaki saatlerin mahkumu olduğumuzu söylersek bu bilimsel bilgilerimizle birçok bilim adamının tekrar tekrar deneyip ispatladığı izafiyet teorisine ters düşmez miyiz arkadaşlar? Çelişmez miyiz? Bizim hareketimizde, bizim zihnimizde değişen bir kavramın bizi yönetmesine nasıl müsaade edebiliriz arkadaşlar? Sürçülisan ettiysem affola. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Az önce arkadaşlarım bize dünü geri getirebilen sen değil misin diye bir soru yöneltti. Arkadaşım, sen bizlere geçmişe gidebilme imkanı sunabilir misin? Az önce arkadaşım 8-10 tane soru yöneltti. Biz sadece bir tane soruya cevap alabildik. Lütfen sorduğumuz soruların cevaplarını istiyoruz. Arkadaşlar, İslam'ın 5 farzı vardır. Ve bunların 4'ü zamanın insanın etkiyle ilgilidir. Hac, oruç, zekat ve namazdır. Dostlarım, bizler İslam inancına sahip insanlarız, öyle değil mi? Ve İslam gereği olarak günde 5 vakit namaz kılmamız emredilmiştir. Bugün günlerden 22 Mart Çarşamba. Sabah ezanı 4:43 geçe kurmuştur. Yani bizim saat 6'ya kadar sabah namazını kılmamız gerekir. Öğle ezanı ise 12:20 geçe okunacak. Yani bizlerin 15:45'e kadar da öğle namazını kılmamız gerekir. Peki dostlarım, ben bugün sabah namazımı saat 8'de kılacağım diyebilir misiniz? Yok ben namazımı kazaya bırakabilirim diyorsanız, Allah namazı size kazaya bırakın diye mi farz kıldı? Diğer farzımız oruç. Bakara suresinin 185. ayetinde Allah şöyle buyurur. Ramazan ayı insanlara yol gösterici. Doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden bunu idrak edenler onda oruç tutsun. Peki dostlarım, orucumuzu açacağımız zaman bir dakika öncesinden orucumuzu açabilir miyiz? Bir dakika
öncesinden orucumuzu açarsak bu oruç değil açlık olur. Gelelim zekata. Bir malın zekatını verebilmek için üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Arkadaşlar, zaman insanı yönetir. Sizlere hac ibadetinden söz etmek istiyorum. Hacca gidenler Arefe günü Arafat Dağı'na çıkmak zorundadırlar. Neden mi? Çünkü Arefe günü Arafat Dağı'na çıkılınca hac ibadetinin farzlarından biri gerçekleştirilmiş olur. Diğer türlüsü umre olur. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen öğle saatler, öğle günler, öğle aylar vardır ki sevabı çok daha başkadır. Misal Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlıdır deriz. Arkadaşlar siz isterseniz başka bir gün yapın. Paşa gönlünüz bilir. Cuma suresi 62. ayette. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'a anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bunları bilmiş olsanız sizler için çok daha hayırlıdır. Müzemmil suresi 16. ayetinde şüphesiz gece kalkışı tam bir uyumdur ve sağlam bir okumaya çok daha elverişlidir. Arkadaşlar hala insanın mı zaman yönettiğini söyleyeceksiniz? Arkadaşlar bildiğiniz gibi imanın 6 şartı vardır ve bunlardan bir tanesi kadere imandır. Biz biliriz ki kaderimiz bellidir, bunu yaşayacağız deriz. Doğumumuz, evleneceğimiz kişi, çocuğumuz, ölümümüz. Biz bunları biliyorken kalkıp zamanı yönetebildiğimizi nasıl söyleyebiliriz? Ve tüm insanların merak ettiği bir konuya değinmek istiyorum. Kıyamet. Herkes kıyameti ne zaman kopacağını bilmek istiyor, öyle değil mi? Dostlarım, sizden zamanı yönetebildiğinizi söylemiştiniz, öyle değil mi? Buyurun, bize kıyametin ne zaman kopacağını söyleyin. Ona göre hazırlığınızı yapalım. Ne zaman girip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklerde, yerde ağır gelmiştir. O sizlere ansızın gelecektir. Sanki sen bunu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. Dostlarım, bir gün Efendimiz Hazreti Muhammed'e soruyorlar. Kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimiz şunu söylüyor. Bu kadar yaşadık, bu kadar kaldı. Arkadaşlar, peygamberimiz bile kıyametin ne zaman kopacağını bilmezken bizler kalkıp zamanı yönetebildiğimizi nasıl söyleyebiliriz? Evet arkadaşlar, insan çalışmalarında gerek davranışlarında önemli olan şimdiki andır. Kişi keşke benim için bir kez geçmişe dönebilme imkanı bulunsa da iyilerden olsa diyeceği günden sakınması gerekir. Hayır, dönemeyeceksiniz. Arkadaşlar, zamanı yönetiyoruz diyorsunuz ya, bana geçmişe dönebilme imkanı sunar mısınız? Arkadaşlar, benim bu ibadetleri gerçekleştirebilmem için belli bir olgunluğa gelmem gerekir. Peki, bana bu olgunluğu verecek olan şey de zaman değil midir? Sözümü bitirmeden önce bir konuya değinmek istiyorum, güncel bir konuda. 20 Mart'ta, yani 2 gün önce, ABD'li milyarder David Rockefeller, 101 yaşında hayatını kaybetti. Ölmemek için 6 kalp nakli, 3 böbrek nakli ve 2 ciğer nakli oldu. Hedefi 203 yaşını kutlayabilmekti. Ama öldü. O da zaman yönetebileceğini sanmıştı. Ama zamanın esiri oldu. Ve şimdi sizlere soruyorum. Zamanı yönetiyoruz diyorsunuz ya. Bu adam zamanı yönetebilseydi, 2 gün önce ölebilir miydi? Yaşamayı bu kadar çok severken. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Herkese tekrardan başarılar dilerim. Öncelikle arkadaşımın yönelttiği soruları cevaplamak istiyorum. Arkadaşım, namaz saatleri Allah tarafından belirtilmiştir. Zaman buna hükmetmez. Geçmişi geçirebiliriz demedik. Zaten insan geçmişte yaptıklarıyla övünür. Çünkü insan geçmişte iyi bir şey yapmışsa geçmişe geri dönmek istemez zaten. Geleceğe bak. Arkadaşım, geçmişi geri döndüreceğiz demiyoruz biz. Bu kader ve kazaya girer. Kader ve kaza dışında irade vardır. Ve zaman iradeyle ilgilidir. Ve çok değinmek istediğim bir şey var, kıyamet. Biz kıyameti asla bilemeyiz. Biz bilseydik
olmasa bulanıma girerdik. Ya kapıyı yersin. Evet arkadaşlar. Ecel Allah'ın elindedir. Kimse bunu bilemez. Ayrıca bilimsel bir çalışmalarda yaşlılık yerini bulmuşlardır. Ve yaşlılık ileride zamanımızda bize hükmedecektir. Bu da zamanımızın bizim yönettiğimizin elimizdedir. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben konuma geçmek istiyorum. Zaman nesnedir, insan sözne. Zaman tek başına anlamsızdır. Onu değerli kılan, kısımlara ayırıp günler, aylar, yıllar, hatta çağlar diye nitelendiren hep insandır arkadaşlarım. Yaşamın akışına doğru yön verebilme niyetini taşımayan, değiştirme gücünü gösteremeyen elbette zamana da hükmedemeyecektir ve asla başarılı olamayacaktır. Biz insanoğlunun amaçlarından biri de başarılı olmak değil midir? Eminim buradaki herkes başarılı olmak isteyecektir. Bence de öyle. Herkes başarılı olmak isteyecektir. Başarılı olmanın yolu da elbette zamana hükmedip onu doğru kullanmaktan geçer. Yönetmekten geçer arkadaşlarım. Arkadaşlar, zaman bizi yönetirse değişiriz. Biz zamanı yönetirsek gelişiriz. Arkadaşlarım, sorularınızı duyuyor gibiyim. Nasıl değiştiririz? Nasıl geliştiririz? Söyleyeyim. Arkadaşlarım, zaman bizi yönetirse, yani zamanın istediği gibi yaşarsak, onun istediği gibi bireyler olurduk. Topluma faydalı olamazdık. Mesela bir ebeveyn ile bir çocuğun yatış saatleri, kalkış saatleri aynı olsaydı biraz da tuhafa kaçmaz mıydı? Bebeğin daha çok uykuya ihtiyacı yok mudur? Evet arkadaşlarım, şimdi bizim zamanı yönetimize gelelim. Örnek çok basit. Dünya gitgide geliştiğine göre bu da bizim net bir şekilde zamanı yönettiğimizin bir göstergesi değil midir? İçinde bulunduğumuz teknolojik çağ, evet aslında bizim bulduğumuz teknolojik çağ, zamana nasıl da hükmediyor değil mi? Teknolojiyi de biz bulduk, zaman kavramını da biz bulduk. Arkadaşlarım, biz zamanı güneşi referans alarak bulduk. Bizler güneşi referans alarak bulduğumuz için buradayız. Arkadaşlar, dikkatinizi çekmek isterim. Soyut olan bir kavramı biz somutlaştırarak, belirli rakamlar vererek kolumuza yerleştirdik. Hatta öyle bir hüküm içerisindeyiz ki, gelişen teknolojiyle telefonlarda, bilgisayarlarda bile gönderdik bunları. Arkadaşlar, son yıllarda değişen, küreselleşen dünyada inanılmaz boyutlara ulaştığı bu sürede zaman en önemli stratejik silahlardan biri haline gelmiştir. Bu stratejik silahı en iyi yöneten kişi, bu rekabetin kazanan kişisidir arkadaşlarım. Zamanı ölçen araçlar, takvimler ve saatler insanların gereksinimlerine göre değişim göstermiştir. Yani insanlar ihtiyaçlarına göre yönetmişlerdir arkadaşlarım. Takvimler ve saatlere hayatımızı kolaylaştırmak için mi yarız? Bu sosyal yaşamın bir gerekliliğidir. Bu zamanın bir hükmü değil, sosyal yaşamın insan üzerinde etkisinden uyarlamasıdır. Mesela trafikte önümüzdeki aracı sollarken doğru zaman ya da zamanı doğru yönetmemiz ölüm kalım meselesine sorun açabilir. Arkadaşlarım, zamanı yönetmek demek insan kendi hayatını yönetmesi demektir. Hiçbir insan hayatını teslim etmek istemez. İnsanların zamanın esiri olduklarını düşünseydik, yemek saatlerinin ve ihtiyaç saatlerinin karşılamaları da kendilerini belirlemeyeceğini bilirdik. Evet arkadaşlar, artık insan zamanı yönetmiyor mu? Günümüz teknolojisi de bunu kanıtlamıyor mu arkadaşlarım? Siz hoş geldiniz. Şimdi sizlere arkadaşımın yönelttiği soruya cevap vermek istiyorum. Arkadaşım dedi ki, trafik kazalarının insanın zamanı yönettiğine karşı. Hayır, insan aklını kullanmadığından dolayı böyle bir şey oluyor. Yani zamanla alakası yok. Hacettepe'de yapılan araştırmada zaman yönetimi değil, eğitimsizliğin sonucunun olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Bunu unutmayın. Şimdi sizlere konuma geçmek istiyorum. Biyolojik saatten bahsetmek istiyorum. Evrendeki her şey gibi canlıların vücut faaliyetleri de belirli bir düzen içerisinde işler. Günlük olan, yani 24 saatlik periyotlara biyolojik saat denir. Örneğin sabah saat 6. Bu saatte salgılanan kortizon hormonuyla metabolizma canlanır. Güne canlı yollanır.
olmalıdır. Sindirim organları iyi çalıştığı için güzel bir kahvaltı en doğrusudur. Saat 9. Bu saatte vücut tam vücudun en dirençli olduğu saattir. Ve saat 10. Verimliliğin en üst düzeyde olduğu saattir. Organizma hareketi hazırdır. Bellek ise yaratıcı ve dinamiktir. Arkadaşlarım, şimdi sizlere sormak isterim. Sizce bizim münazaramızın, YGS'nin, LYS'nin, KPSS'nin ve benzeri tüm sınavların saat 10'da olması bir tesadüf mü acaba? Unutmayın arkadaşlarım, saat 10'dan bahsediyorum. Zihnimizin en açık olduğu saatten. Şimdi sizlere melatonin hormonundan bahsetmek istiyorum. Melatonin hormonu hücreleri yenileyici, bağışıklık sistemini düzenleyici, vücudun biyolojik ritmini ayarlayıcı ve yaşlanmayı geciktirici özellikleriyle her derde deva olan hormonun adıdır. Peki bu hormon vücudumuza ne zaman salgılanıyor? Ben söyleyeyim. Gece saat 11 ve 5 aralarında salgılanıyor. Yani vücudumuzdaki hormonların salgılanması için belirli bir zaman dilimine ihtiyaç varken buyurun gelin zamanı siz yönetin. Sonra da melatonin hormonu vaktinden önce sallayın. Böyle bir şey mümkün mü acaba? Kim istemez ki hücrelerin yenilenmesini? Ancak zaman insanı yönettiğinden akşam olmasını bekleyeceksiniz. Allah'tan ileri geri saat uygulaması değişti. Dengemiz bozulmuyor artık. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nden doçent doktor Haluk Sargın Sabah gazetesine şu açıklamaları yapmıştır. İleri geri saat uygulamasına geçen ilk günlerde uykusuzluk, dikkatsizlik ve benzeri durumlara yol açtığından bazı olumsuz durumlara sebebiyet olmaktadır. Bunların başlıcaları trafik kazaları ve iş kazalarıdır. Uygulamaya geçen ilk günlerde trafik kazaları ve iş kazalarında artış tespit edilmiştir. Bu bocalama yaklaşık bir hafta 10 gün sürmektedir. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere zamana dokunulduğu an insan dengesinin bozulacağı sonucuna varıyoruz. Siz de bize katılmıyor musunuz? Fotosentez. Klorofil taşıyan bitkilerin ışık enerjisinden yararlanarak besin bileşimi yapmasına fotosentez denir. Ototrof yani kendi besini kendi üreten bitkiler güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirirler. Yani anlayacağımız fotosentez olayı yine zamana bağlıdır. Güneş ışığı yoksa fotosentez de yoktur. Arkadaşlarım, zaman sadece insanları değil, hayvanları, bitkileri de yönetmektedir. Şimdi size arkadaşımız Rıfkı'yla tanıştırmak istiyorum. Ne kadar tatlı değil mi? Rıfkı her sokak vakti o güzel sesiyle bizi uyandırmaktadır. İşimize gücümüze bakmanızı sağlıyor. Yediğin her lokma helal olsun be Rıfkı. Efendim? Aa çok doğru. Arkadaşlarım, Rıfkı'nın size sorusu olacak. Rıfkı diyor ki, madem insanın zamanı yönetiyor, o zaman beni vaktinden önce öptürsünler de görelim. Böyle bir şey. Şimdi sizlere küçük yaşta dil öğrenmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Hatta bir değil, birden fazla dil öğrenmenin öneminden. Çocuğa ikinci bir dil öğretmek için en uygun zaman, ana dilin öğretildiği zamandır. Çocuk, yetişkinlerin yaşadığı birçok zorluğa rağmen, çocuklar bir veya birden fazla dili 3 yaşında ya da daha erken yaşta kolayca öğrenebilmektedir. Bakın, elimde görmüş olduğunuz kitap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 2. sınıf İngilizce kitabı. Buradan da anlaşılacağı üzere, Milli Eğitim Bakanlığı erken yaşta dil öğrenmenin önemini böylece vurgulamaktadır. Arkadaşlarım, unutmayın, dil öğrenimine ne kadar geç başlanılırsa, dil öğrenmek o kadar zorlaşır. Hiçbir bilim insanın itiraz edemediği bir gerçek var ki, o da insanın öğrenme hızı 7 yaşından sonra sistematik bir şekilde düşmektedir. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Madem insanlar zamanı yönetiyor, hani siz öyle diyorsunuz ya, neden o zaman insanın öğrenme hızı zamanla düşmektedir? Engel olabilir misiniz zamanla? Sizlere daha birçok şey söylemek isterdim. Fakat 5 dakikamı dondurup her şeyden bahsetmem, yani zamanı yönetmem mümkün değil maalesef. Eğer sizin öyle bir fırsatınız varsa buyurun gelin. Öncelikle ben Rıfkı'nın sorusuyla başlamak istiyorum. Sayın Rıfkı, merak etme, bizim artık çalar saatlerimiz var. Biz uyanmak istediğimiz zamana o çalar saati tutuyoruz ve o saatte uyanıyoruz. Arkadaşıma yorum yapmak
yapmak istiyorum. Diyor ki saat 10'da uyanıyoruz, şu saatte verilir, şu saatte çalışır. Arkadaşlar bu biyolojik sistemdir. Bu Allah'ın yarattığı bedendeki biyolojik evrelerdir. Biz zaten bunlara hükmedemeyiz. Ve herhalde biz yanlış anlaşıldık. Biz demedik zamanı durduracağız, zamanı yükeceğiz. Bakın nasıl da şekil verdim zamana. Hey! Böyle bir şey yok. Zamanı durduramayız. Biz diyoruz ki insan zamanı yönetir. Yani biz diyor muyuz ki insan zamanı durdurur? Siz de diyorsunuz ki zaman insanı yönetir. E hadi zaman insanı durdursun. Değil mi? Arkadaşlar, gerçek olalım şimdi. Biraz bu kadar polyan olmaya gerek yok. Bize verilen 24 saat vardır. Bu önceden belirlenmiş bir süredir. Ve bunu yine insanlar yaptı arkadaşlarım. Biz bunu olumlu ya da olumsuz, inanın istediğiniz şekilde kullanabiliriz. Arkadaşlarım, mesela biz şu an bir yarışma içerisiniz. Bana 7 dakika verildi, arkadaşıma 5 dakika verildi. Diyor ki hadi buyurun zamanı kullan, zamanı yönetin. E sen konuşuyorsun, sen burada bu insanları etkilersen sen zamanla hükmetmiş olursun zaten. Bir matematik hocamızın bir benzetmesine gitmek istiyorum. Seri hocamız diyordu ki, zamanı bir nehre benzetelim arkadaşlar. Biz öncelikle o nehir öyle vahşice akıyorduk ki, biz ilk insanlar böyle ürke ürke gittik nehre. Allah Allah bu nedir der gibi. Ve arkadaşlar biz o nehre dedik ki, hadi biz bunun içine girelim. Nehrin içine girdik. Nehri tanımladık zamanla. Ve arkadaşlar biz kendimizle dedik, ya biz o nehre boğulacağız, kaybolacağız, mahvolacağız, kendimizi teslim edeceğiz. Ya da biz o nehre barajlar kurup elektrik elde edeceğiz. İnanın bana bu sizin zamanı, o nehrin güçlülüğünden de sizin ihmal kaynağınızdandır. Ve bunu zamana yükletmeyin. Çünkü zaman konuşacak olsa hepimiz utanırız değil mi? Olayı biraz daha somutlaştıralım mı? Mesela devlet kalkınma planları. Bizim ülkemiz 2023'e hazırlanmıyor mu arkadaşlar? Peki bu ne demek oluyor? Ben bu süre zarfında şunu şunu yapacağım. Benim ülkem bu kadar gelişecek. Ben gençliğime bunları kazandıracağım diyorum. Ve arkadaşlarım bu, peki bu zamanı denetim aslında bir yönetim şekli değil mi diyor aynı zamanda? Zamanı yönetmek demek, direkt hükmetmek demek değil, denetim de dolaylı olan bir yönetim şeklidir. Ve arkadaşlarım, zaman yönetiyor olsaydı zamanın sadece şimdisi olurdu, geleceği olmazdı. Biz burada hepimiz birer parlak değil, değil mi? Geleceğimiz için çalışıyoruz. Ben ileride doktor olacağım, ben ileride şunu yapacağım, ben ileride bunu yapacağım. E hadi kendinizi zamana bırakın, zaman sizi doktor yapsın, zaman sizi avukat yapsın. Arkadaşlarım, ben matematik hocamı çok seviyorum. Beni onun fikirlerine gideceğim sanırım. Size diyorum ki, arkadaşlar biz insanoğlu fikirler ürettik. Ölümsüz fikirler ürettik. Zamanın hükmetmediği fikirler ürettik. Mesela komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen Peygamber Efendimiz'in sözü 1400 yıl öncesinde söylenmedi mi? Ve arkadaşlar tarih mi oldu? Bu tarihe mi karıştı? Hayır arkadaşlar, hala var, çağlar aşacak ve sonsuzlukta yankılanacaktır. Peki zaman bizi hükmediyorsa neden sanatımızın, fikirlerimizin, üretimlerimize bahşetmiyor? Neden orada bırakmıyor onu? Çünkü hayır, insanoğlunun ürettiği her şey zamanı bir denetim altına aldığı için zamana hükmeder oldu arkadaşlarım. Arkadaşlarım şunu unutmayalım, zaman bizi yönetiyorsa neden sanatımızı, fikirlerimizi ve eserlerimizin taşıyıcısı oldu? Unutmayalım ki hükmeden seçilen de seçendir, beni seçen oldu. Biz zamanı amaç değil araç olarak kullandık hayatımızda. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz teknolojik çağda bir zaman şöyle bir avuçlarımızı almadık mı? Eskiden günler, aylar süren, hani şu dedelerimizin yürüyerek gittiği yolda ayaklarını böyle ter ter bastıran o yolculukları biz 40 dakikaya indirmedik mi? Ve arkadaşlar, bu zamanın hükmü değil miydi? Bir tuşla bugün dünyanın bir ucundaki insanı dinleyebiliyoruz değil mi? Sesini anında alabiliyoruz. Halbuki bu kaç yıl sürerdi onun sesini almak. Ve biz bunu bir saniye kadar indirdik. Ve belki kıyamet kopmazsa, belki de bilim adamlarınız ışınlanmaya bulacaktır. Ve o zaman siz de aslında zamanın durdurabileceğini görmektesiniz. Ve arkadaşlar konuşurken dikkatimi çekti. Dediler ki zamana dokunduğu an zaman hemen dünya düzeni bozulur. E demek ki biz zamanı hükmediyoruz ki dokunabiliyoruz değil mi? Lütfen kendinize.
içindir diye savunur. Allah zaman kavramını bizim için yansıtmıştır. Bütün hazırlıklar bizim içindir. Zaman 13 milyar yaşındaki zaman 7 milyar yıl boyunca onu yönetmemiz ve şekillendirmemiz için bize muhtaç bir şekilde biz beklemek. Biz olmadan önce ne vardı zamanda? Hiçbir şey. Onu anlamda kılan insandır. Arkadaşlar, zamanı boş bir binaya benzetelim mi? Mesela o binada eğer çocuk sesleri olmazsa, insanlar olmazsa o binanın ne anlamı kalır? Ha bana hükmetmiş, ha hükmetmiş. Aman ben olmadıktan sonra o bina çerçöptür. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer zaman bizi yönetiyor olsaydı hiçbir zaman kendini ertelettirmezdi. Biz onu erteliyoruz değil mi? Ben bugün bu işi yarın yapacağım, şu gün yapacağım diyoruz. E arkadaşlar, zaman beni hükmediyorsa bana diyecekti ki sen bu saatte yemek yiyeceksin, sen bu saatte kalkacaksın, sen bu saatte bunu yapacaksın. Hayır, insanoğlu bunu belirledi. Arkadaşlar, ve burada bir nazaradan çok bence biz bilimsel bir konuşma yaptık değil mi? Çok konuştuk, çok söyledik. Önemli olan arkadaşlar ne kadar zamana sahip olduğumuz değil. Şu an içinde bulunduğumuz zamanı nasıl kullandığımızı, lütfen zamanımızı çarçur etmeyelim. Kaliteli bir zaman geçirdik sizinle. Bunun için size çok teşekkür ediyor ve beni dinlediğiniz için hepinizi çok arkadaşım dedi ki, dedi ki biz işte, bizi pardon, dedi ki işte, dünü getiren sen değil misin? Arkadaşım, senin arkadaşın az önce dedi ki, zamanı geri getiren de sen değil misin? Daha arkadaşınızı iyi dinleyemiyorsunuz. Bizi nasıl iyi dinleyeceksiniz? Her gün ömür bankamızdaki hesabımıza kullanalım veya kullanmayalım, bakiyesi ertesi güne aktarılamayan 24 saat yatar. Ben bugün 12 saati kullanayım, yarın da 12 saati kullanırım diyebiliyor musunuz? Hayır, diyemiyorsunuz. Çünkü zaman insanı yönetiyor. Şimdi sizlere filozofların görüşünden bahsetmek istiyorum. Heraklit'in, Aristo'nun, İbn Sina'nın, Molla Sadr'ın bu filozofların ortak özelliği zamanı hareketle açıklamalarıdır. Hareketse değişim demektir. Dolayısıyla onların düşüncesinde zaman değişim olmaksızın açıklanamaz. Arkadaşlarım, elimde görmüş olduğunuz küflü ekmek ve çürük domates. İkisi de bir zamanlar taptazeydi. Ancak ikisi de şu an tazeliklerini kaybettiler, öyle değil mi? Ortada bir değişim var değil mi? Hareket zamansa zaman insanı yönetiyordur. Genç halinize eminim ki hepiniz genç halinize dönmek istersiniz. Çünkü insan da küflü ekmek çürük domates gibidir. Genç halinize dönmek istersiniz değil mi? Merdivenleri ikişer ikişer çıktığınız zamanlara, yüz saçlarınıza şekil verdiğiniz günlere hepiniz geri dönmek istersiniz. Ancak o günlere geri dönmek mümkün değil. Çünkü zamanı geriye almak mümkün değildir arkadaşlar. Aklıma değerli üstad olan Necip Fazıl'ın şu dizeleri geldi. Elindeyse zamana dur, geçme diye dayat. Bir sigara içmekten daha kısa bu hayat. Her insan da bunu gibi düşünüyor. Ona göre zaman eşyayı kemiren, üzerinde dişlerini bırakan bir hamledir. İnsanın bir aile içinde doğması, büyümesi ve topluma katılması hep zaman içinde olur. Bir toplumda yetişen herkes zamanı oldukça erken yaşta bir sivil kurum olarak öğrenir ve tanır. İnsan çok geçmeden zamanı bir dış zorlama olarak yaşamaya başlar. Sizler her şeyin bir yeri ve zamanı var cümlesini hiç duymadınız mı? Duyduk. Örnek vermek istiyorum. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı ortalama bir dakika içinde okunur. Ve bizler o bir dakika içinde hazır ol da bekleriz. Peki arkadaşım, benim rahat konumuna geçebilmem için o bir dakikanın bitmesi gerekmez mi? Bu örnekten de anlaşılığa üzere zaman insanı yönetir. İnsan zamanı değil. İnsan vicdanı da zamana bağlıdır ve zamanla var olur. Değerli arkadaşlarım, siz kardeşlerinizde ve siz değerli büyüklerin çocuklarınızda şunu gözlemlemişsinizdir. İlk çocuğun kardeşi olacağı zaman şu sözleri söylemiştir.
Keşke kardeşim de olmasa. Keşke ölse. Onu boğmak istiyorum. Onu öldürmek istiyorum gibi cümleler söylemiştiniz. Arkadaşlar hepiniz söylemiştiniz. Bundan eminim. Ancak sizden çocuğunuz bunu dediği zaman onu yadırgamaz ve ona kızmazsınız. Çünkü çocuğunuzun henüz zihnen olgunlaşmadığını bilirsiniz. Peki insan zihnini olgunlaştıran şey yine zaman değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, vicdan gelişimi 10 yaşında oturmaya başlar. İnsanın vicdan gelişimi bile zamana bağlıyken sizler hala insanın mı zamanı yönettiğini söyleyeceksiniz. İbn Haldun'un bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, anne babanın eğitemediği çocuğu zaman eğitir. Freud'un psikoseksüel kuramı 5 dönemden oluşur. Bunlardan ilki oral dönemdir. Oral dönem doğum ve 1,5 yaş arasını kapsar. Eğer çocuk bu dönemde yeterince ağız hareketlerinden olan çiğneme, emme ve ısırma hareketlerini yaparsa, tam aksi uzun süre yaparsa bu döneme saplanır. Dedikodu, sigara tiryakiliği ve obezite gibi olumsuz durumlar şekillenir. Yani arkadaşlar, çocuk 1,5 yaşını geçtikten sonra ne yaparsanız yapın, iş işten geçmiştir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Arkadaşım, şimdi siz diyebilirsiniz ki Freud'un bu kavramı çürütüldü. Hadi diyelim ki çürütüldü. Peki Freud'un bu kavramı çürüten yine zaman değil mi? Zamanın insanı yönettiğinin en büyük kanıtı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim tüm zamanlara seslenir. Ve bizler bugün Kur'an-ı Kerim'i zaman sayesinde okuyoruz ve zaman sayesinde Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Kaptan Gusto'yu bilir misiniz? Ben size anlatayım. 1962 senesinde Alman bilim adamları Mendeb Boğazı'nda Hint Okyanusu'nun suyu ile Kızıldeniz'in suyunun birbirine karışmadığını bildirmişlerdi. Her iki denizin en yakın kısımlarında bile deniz suyu kendi özelliğini koruyor. Yani iki denizin birleşme noktasında bir su perdesi iki suyun birbirine karışmasına engel oluyordu. Kaptan Gusto şöyle anlatıyordu bu gerçeği. Çalışma arkadaşıma bu durumdan bahsettiğim zaman bana dedi ki, bu konunun zaten Kur'an-ı Kerim'de dosdoğru açıklandığını söyledi. Ben de Allah'ın kelamı olduğuna inandım ve İslam'ı seçtim. Bu kadar delil varken arkadaşlar, sizler hala insanın mı zamanı yönettiğini söyleyeceksiniz? Şimdi sizlere sormak istiyorum. İnsanlar mevsimlere göre giyiniyorlar değil mi? Peki bunu gerektiren nedir arkadaşlar? Siz yorumlayın, ben söyleyeyim. Yine zaman arkadaşlar. Buğday hasadı yazın olur değil mi? Peki buğdayı vaktinden önce hasat edebilir misiniz? Jürimizin sayın üyeleri ve siz değerli arkadaşlar. Önünüzdeki formda zamanı etkili kullanma ilgili bir madde yok. Şimdi soruyorum sayın jüri ve değerli arkadaşlarım. Neden bize 5 dakika verdiniz? Ben 4 dakika konuşsam ya da 7-8 dakika konuşsam bana tam puan verecek misiniz? Hayır. Arkadaşlarım siz diyebilirsiniz ki 5 dakikayı belirleyen yine insandır. Ama arkadaşım 5 dakikanın esiri olan yine insandır. Arkadaşlar sonuçlar çok az bir fark var. Onu bilemeyeceğim. Evet, açıklıyorum. Birinci olan okulumuzu açıklıyorum o zaman. Tamam. Birinci olan okulumuz 91.83 puanla. Müdür bakar mısınız? Vali Haydar. Thank you.
91.16 pound'la kuşlar çekmiş Anadolu'yu tekrar. Vay Haydar Bey. Ben de bir şey vardı.